Merhaba arkadaşlar. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünün Ağ Sistemleri dersinin uzaktan eğitim ilk videosu şu anda karşınızda. Hatırlarsanız bu ders için kullanacağımız ana kitabın Computer Networking: A Top-Down Approach olduğunu söylemiştim ilk dersimizde. Bu sunularda bu kitabın yazarları olan Jim Kruse ve Kate Ross'un internet üzerinden paylaşmış oldukları kullanıma açık sunuları. Bu sunular üzerinden gitmeyi planlıyoruz. Hatırlarsanız bu kitabın yapısı top-down approach dediği, önce basit bir şekilde başlayıp daha sonra konuların ayrıntılarına inmekti. Bu kapsamda sizinle birlikte ilk hafta işlediğimiz dersi kısa bir tekrarla devam edeceğim. Buna göre bu birinci ünitede internet nedir, protokol nedir, network uçları, hostlar, erişim ağları, fiziksel medya, network çekirdekleri, paket ve devre anahtarlama, internet yapısı, performansa yönelik kayıp, gecikme ve throughput, güvenlik, protokol katmanları, servis modelleri ve hızlıca network sistemlerinin tarihi hakkında bahsedeceğiz. Öncelikle internet nedir ve network uçlarından başlayalım. İnterneti bundan 20 yıl önce belki anlatmaya ihtiyaç duyuyorduk ama şu anda anlatmamıza ihtiyaç yok. Hepiniz biliyorsunuz ki milyarlarca hesaplama cihazlarının birbirine bağlandığı sisteme verilen isimdir. Buradaki host kelimesi, terimi uç sistem anlamına gelebilmekte, bir bilgisayar, bir laptop veya bir telefon veya herhangi bir network destekli cihaz anlamına geliyor. Ve bu hostlar, konut evleri olarak Türkçe'ye dönüyor ama tam değil, network uygulamalarını çalıştırıyorlar ve bunların arasında iletişim bağlantıları var. Bu iletişim bağlantıları da sunuda görüldüğü gibi fiber optik kablo, bakır kablo, radyo sinyalleri, uydu sinyalleri şeklinde olabilmekte. Ve bu bağlantı ile ilgili bir kavram daha hayatımıza giriyor: bant genişliği. Bu da iletişimin hızını ifade ediyor en genel şekilde bakılırsa. Sunumun sağ tarafında göreceğiniz üzere internet çeşitli enstitü ağları, ev ağları, mobil ağlarının bölgesel ve global internet servis sağlayıcıları vasıtasıyla birleştirilmesiyle oluşan ağların ağı anlamında. Burada bir kavram daha işin içerisine giriyor: paket anahtarlama. Bu sağ taraftaki ağlar arasında hizmet veren cihazlar, bunlar routerlar ve switchler olarak isimlendirebileceğimiz cihazlar, şu andaki aktif kullanılan altyapı mantığında paket anahtarlama kullanır. Paket anahtarlamanın mantığını önümüzdeki derslerimizde göreceğiz. İnternet bugün hayatımızın her yerinde. İnternete bağlı resim çerçevesi, buzdolabı, tost makinesi veya yatak çarşafı veya telefonlar hayatımızda standart olarak kullanılıyor. Söylediğimiz gibi internet ağların ağı ve protokoller de internet ağında veya herhangi bir bilişim ağında mesajları göndermek veya almak için kullanılan ortak dil olarak tanımlanıyor. Örneğin TCP, IP, HTTP gibi. Servis görüntüsü bakımından baktığımızda internet, uygulamaların hizmet verebilmesi için oluşturulmuş altyapı olarak isimlendirilebilir. Yani bir takım uygulamaları kullanabilmek için bize sağlanan altyapı. Web,
Voice, IP, e-mail, oyunlar gibi uygulamalar. Ve aynı zamanda uygulamalar için programlama ara birimini sunar. Protokol kavramını açmak istersek burada, insanlar birbirleriyle haberleştikleri zaman ortak bir dil kullandıkları için anlaşabilmektedirler. Yine cihazlar da ortak bir dil kullandıkları zaman birbirleriyle anlaşabilecek hale gelirler. Bu durumda sağ alt tarafta görüldüğü gibi protokoller network varlıkları arasında mesaj iletişimindeki format, sıra gibi hususları tanımlar. Bir insan haberleşmesi benzetmesiyle devam edelim. Buna göre iki kişi haberleşirken soldaki gibi birinci kişi ikinci kişiye bir şey söylediği zaman bunu anlıyorsa ona uygun cevap veriyor ve iletişim bu şekilde ilerleyebiliyor. Aynısı bilgisayarlar arasında da geçerli. Sağdaki resimde gördüğünüz üzere birinci bilgisayar ikinci bilgisayardan TCP bağlantı talebi gönderirse ve bu ikinci bilgisayar bu talebi anlarsa ve buna uygun cevap verirse bunlar aynı dili konuşuyorlar ve bunlar birbirleriyle haberleşebilirler anlamına geliyor ve bu da bunların ikisinin arasında aynı protokolün kullandığı anlamına geliyor. Şimdi network uçları, erişim ağları ve bağlantılar hakkında biraz bahsedelim. Network uçları istemci ve sunucu olabilmektedir. Yani client and servers. Serverlar yani sunucular genellikle internet servis sağlayıcıları veya data centers'larda, veri merkezlerinde bulunurlar. Erişim ağları ise fiziksel medyayı ifade etmekte. Bunun içerisinde kablolu ve kablosuz iletişim linkleri bulunmakta. Network çekirdeği ise birbirlerine bağlı router'ları ve bununla birlikte oluşturulan ağların ağını ifade etmekte. Erişim ağları ve fiziksel medyaya baktığımız zaman bir uç sistemin bir sınır router'ına bağlanmasının nasıl olduğuna bakalım. Uçlar sağ taraftaki şekilde görebileceğiniz üzere en üstteki mavi kısım bir mobil erişim ağı yani GSM şebekesi vasıtasıyla cihazların internete bağlanmasını ifade etmekte. Ortadaki şekil ise residential yani bir oturum yeri ev internet ağını ifade etmekte. Buradaki cihazlar da bir yönlendirici vasıtasıyla internete bağlanmakta ve alttaki büyük mavi kısım ise enstitüye bağlı yani kurumsal bir bilişim ağını ve buradan internete bağlanmayı ifade etmektedir arkadaşlar. Burada aklımızda tutacağımız bir husus bandwidth yani band genişliği ağ erişimin seviyesini hızını ifade etmekte şu aşamada. Bu saniye başına bit cinsinden ifade edilen bir değer arkadaşlar. Bu bağlantılarda iki kavram da hayatımıza girmiş durumda. Birisi shared yani paylaşımlı, diğeri ise dedicated yani adanmış. Shared bağlantı birden fazla son kullanıcının aynı iletişim hattını çeşitli şekillerde kullanabilmesine müsaade eden bir teknolojiyken dedicated yani adanmış iletişim ise iletişim hattının bir kısmını veya tamamını sadece
tek bir kullanıcının hizmetini sunmak amacıyla kullanılıyor arkadaşlar. DSL, Digital Subscriber Line kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş ve son 20 yıl içerisinde hayatımızda yer etmiş telefon şebekesi üzerinden internete bağlanmamızı sağlayan teknoloji. Bunun ADSL, HDSL, SDSL gibi versiyonlarını duymuş olmanız gerekiyor. Burada genellikle şu andaki kullanılan fiber optiğe göre düşük hızlarla iletişim gerçekleştirilebilmekteydi. Dial-up bağlantıdan sonra hayatımıza girdi fakat hala devam ediyor fiber olmayan yerlerde. Kablo ağıyla da şu anda internete bağlantı gerçekleştirilebilmekte. Burada ortada görebileceğiniz üzere iletişim hattındaki kanallar çeşitli video işaretlerini göndermeye ayrılmış durumda ve bazı kanallar ise veri iletişimi yapmaya ayrılmış durumda. 7 ve 8. kanaldan görebileceğiniz üzere. Bu teknoloji biraz sonra da açıklayacağımız üzere frekans bölmeli çoğullama ismiyle geçiyor. Yani bir iletişim kanalının belirli frekanslarını belirli iletişime ayırma işlemine frekans bölmeli çoğullama ismi veriliyor. Bir diğer iletişim şekli ise hibrit bir iletişim şekli. Bu ise belirli noktalara kadar fiber optik kabloyla hattın çekilmesi, o noktalardan uç noktalara kadar koaksiyel dediğimiz çift eksenli kablolarla iletişimin gerçekleştirilmesi. Bir ev ağındaki yapıyı şu andaki slaytımız göstermekte. Buna göre bu ağda kablo veya DSL modemimiz var, router'ımız ve beraberinde firewall ve içerisinde NAT işlemi gerçekleştirilmekte ve Ethernet kablosu vasıtasıyla bilgisayarlar aynı şekilde bir erişim noktası access point vasıtasıyla çevredeki kablosuz cihazlar birbirlerine ve internete bağlanabilir durumda. Diğer taraftan siz bunların her birini ayrı bir cihaz olarak görmemekte, bunun yerine tek bir cihaz olarak görebilmektesiniz. Kurumsal ağlar ise Ethernet ağlarından bahsediyoruz burada. Cihazların kablosuz olarak bağlanmasını sağlamak üzere erişim noktaları, cihazların kablo olarak bağlanmasını sağlayan Ethernet switchler, aynı şekilde sunucuların da bağlantısını sağlayan switchler, routerlar vasıtasıyla tüm kurumsal ağı internete bağlayan ağlardır. Bunlar genelde şirketlerde, üniversitelerde kullanılmakta. Şu anda kalmamış olsa bile 10 megabit, 100 megabit ağlar bulunmakla birlikte 1 Gbps, 10 Gbps iletişim hızı sağlayabilmektedir arkadaşlar. Kablosuz erişim ağlarına baktığımız zaman access point'ler yani erişim noktaları vasıtasıyla cihazları internete bağlama düzeniidir arkadaşlar. Bunlar wireless LAN'lar olabileceği gibi geniş alan kablosuz ağları da olabilmekte. Wireless ağlar bugün hepimizin Wi-Fi olarak bildiği, kullandığı teknolojinin üzerinde gelişir. Ta 97-99 yıllarından başlayan IEEE 802.11 A, B, G, N bugün A, C, A, D diye teknolojilere kadar gidiyor. Kullanılan kablosuz yerel alan ağ teknolojisidir. Nispeten yüksek hızda bağlantı sağlar. Fakat düşük kapsama bölgelerindedir. Geniş alan kablosuz ağları ise
3G, 4G gibi kablosuz bağlantı sağlayabilecek GSM şirketlerinin ağları vasıtasıyla bağlantıyı sağlar. Bu tip bağlantılarda hız düşük olmakla birlikte kapsama alanı oldukça yüksek olabilmekte. Hostlar, bu kavram arkadaşlar Türkçe'ye tam olarak ev sahibi gibi dönmekte ise bile fazla kullanılmıyor. Host dediğimiz zaman ağın ucundaki bir cihaz olarak anlarsak devam edebiliriz. Paketleri gönderip alır, bu şekilde kullanıcısının haberleşme ihtiyacını sağlar. Hostlar uygulamalardan mesajları alır, onu küçük parçalara böler ki bunlara paket diyeceğiz ve bunların boyutunu da L olarak düşünelim şu anda. Ve bu paketleri iletişim hızı R olan erişim network'üne gönderir. Bu durumda sağ üst tarafta gördüğünüz host'tan karşı taraftaki switch'e bir paketin gönderimi için gereken süre, yani paket iletim gecikmesi alttaki formüldeki gibi bulunur arkadaşlar. Yani L biti R bits bölü saniyeyi bölersek bu bir paketin bir uçtan diğer uça ulaşma süresini başka bir anlamda ulaşması için geçen gecikmeyi bulabiliriz. Fiziksel medyayı kısaca açıklamak istersek bazı kavramlardan bahsedelim. Bit, gönderici ve alıcı arasında iletilen veri anlamında kullanıyoruz arkadaşlar. Fiziksel bağlantı, gönderici ve alıcı arasında her ne varsa fiziksel olarak gözle görülen, elle tutulan cihazlar olarak kullanıyoruz. Guided, kılavuzlanmış medya. Katı medya içerisinde işaretlerin yayılmasına müsaade eden medya anlamında ortam yani. Bakır, fiber veya koaksiyel. Unguided, kılavuzlanmamış medya ise radyo sinyalleri ve benzer uydu sinyalleriyle işaretlerin serbest bir şekilde yayılmasını sağlayan ortam olarak ifade ediliyor. Yine bilgisayar ağlarında bizim çok kullandığımız bir kavram. Twisted pair, yani bükülmüş çift. İçerisinde 8 tane tel olan ve bu tellerin belirli bir mantıkta maksimum verim elde edebilecek şekilde birbirleriyle bükülmesi ve bu bükülmüş çiftlerin tekrar birbirlerine bükülmesiyle elde edilmiş kablo, bugünkü yerel alan ağlarında en çok kullanılan kablolama teknolojisi. Bunun eski kategorileri telefon ağlarında kullanıldığı gibi bugün görebileceğiniz kategori 5 kabloların üzerinde JAT 5 olarak görebilirsiniz. 100 Mbps veya da 1 Gbps sağlayabilmekte, kategori 6 ise 10 Gbps veri iletişimini sağlayabilmekte. Koaksiyel kablo eski televizyon anten kablolarına benzemekle birlikte iki tane eş eksenli hattın bir araya gelmesinden dolayı zaten bu isim verilmiştir. Koaksiyel, çift eksenli. Bidirectional, yani çift yönlü veri iletişimi yapmakta ve geniş bant iletişimi destekleyebilmektedir. Geniş bant denildiği zaman fiber optik kablo, açık ara en öndeki kablo tekniğimiz, son 15-20 yıl içerisinde hayatımıza giren ve giderek yaygınlaşan, içerisinden elektrik sinyalleri değil, ışık sinyallerinin iletildiği yüksek hızda, yüksek bant genişliğinde, düşük hata oranında, çevredeki elektromanyetik girişimlerden etkilenmeden güvenli ve hızlı iletişim yapmamızı sağlayan kablo. Radyo işaretleri ise havadan elektromanyetik dalga şeklinde gönderilebilen
çift yönlü yansımayla ilerleyebilen ya da yansımaların tekniğini de ilişkilendiren bir iletişim şekli. Bunlar karasal mikrodalga olabilmekte, yerel kablosuz alan ağları olabilmekte, yerel geniş alan ağları olabilmekte ve uydu yayınları olabilmekte. Her birinin kendine göre kullanım alanları, avantajları, dezavantajları, maliyetleri söz konusu arkadaşlar. İlk videomuzu burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde network çekirdeği, paket anahtarlama, devre anahtarlama ve network yapıları hakkında devam edeceğiz. İlgilendiğiniz ve dersi dinlediğiniz için teşekkür ederim.